Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamız için gerekli malzemeler de plastik, kanvas. Kullandığım kanvasın genişliği 22, uzunluğu da toplamda 44 santim. İp olarak da ben kağıt ip tercih ediyorum. İsterseniz makrome iplerle de oluşturabilirsiniz. 250 gram kağıt ip fazla fazla yeterli geliyor. Etamin iğnesine ihtiyacımız var. Şu kenar bölümleri için 2 adet köprü aparatı kullanıyorum. Çantanın kapak bölümü için dikilebilir çıt çıtlar kullanıyorum. İsterseniz bu bölüme kilit de kullanabilirsiniz. Süslemek için de böyle bir ara süsü tercih ettim. Kulp olarak da deri aksesuar kullanıyorum. İsterseniz hazır zincir de kullanabilirsiniz. Çantanın iç bölümü için de kanvasın boyutu kadar astarlık kumaş. Videoda kullandığım malzemelerin tamamına Zehra'nın Günlüğü alt-tire aksesuar Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Kullanacağım ipten şöyle birazcık bu şekilde kestim. Batacağımız noktaları belirleyeceğiz kanvasta. Benim kullandığım kanvasın şu bölümünde 50 adet kutucuk var. Saymaya buradan ya da şu noktadan başlamıyorum. En dar olan bu bölümlerden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin tam hizasına iniyorum. Ve bu ipi şu noktadan geçirdim, bağladım. Bu bölüm oval olduğu için ben bu noktadan başladım saymaya. Şimdi burası düz olduğu için düz sayabiliriz. En başta 7 adet kutucuk ayırdım. Şimdi ikinci bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. kutucuktan ipi geçiriyorum. Yine bağlıyorum. Burayı saymıyorum. İp bağladığım noktayı saymıyorum. Bir sonrakinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine buradan ayarladığım ipi geçirdim. Bu bölümü saymıyorum. İpi bağladığım noktayı saymıyorum. Onun haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu bölümden yine İpi çıkardım, bağladım. Devam ediyorum. Bağladığım noktayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. noktadan ipi çıkardım, bağladım. Şimdi burada yine oval olduğu için yukarı kadar çıkıyorum bu hizadan. Kaybetmeden. Burayı saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani başta ve sonda 7'şer adet boşluk bırakıyoruz. Aralarda da 6'şer adet. 2, 4, 6. 6'ncıdan bağladım. Bunu saymıyorum. 2, 4, 6. 6'ncıdan bağladık. Ayarlamasını ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet kutucuğumuz oldu. Başta ve sonda 7'şer adet kutucuk. Aralarda 6'şer adet kutucuklarımız var. Şimdi bu bölümde de 2'ye ayırıyorum bu kol bölümünde. Şu noktadan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ncisi tam ortası oluyor iki tarafında. Ve tam ortadan işaretliyorum. Kanvası ben bu şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Kağıt ipi 1,5-2 metre kadar uzunluğunda kestim. Bu uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Etamin iğnesi kullanıyorum ben. Ve iki ucunu bu şekilde bağladım. Bu
köşe noktasından başlıyorum. Yani kapak bölümü olacak bölüm burası. Düzgün durması için bu noktadan başlıyorum ben. İğneyi buradan çıkardım. Bir boşluk bırakıp şu noktadan tekrar geçiriyorum. Şimdi kullanacağım ön bölüm burası olacağı için her seferinde mutlaka ipi düzeltiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Yani şu noktaya. İğneyi çıkardım. Yine ipi düzelttim. Buradaki bir sonraki kutucuğa geçtim. Her seferinde mutlaka ipi düzeltiyorum. Şimdi ben birer kere bu şekilde doluyorum. Eğer yeterli gelmezse bir noktaya iki kere de batabilirsiniz. Yani aynı bölüme iki kere de sarma tekniği uygulayabilirsiniz. Şimdi şu bölüme kadar bu şekilde geliyorum. İpi düzeltip bir sonraki kutucuktan çıkardım iğneyi. Bakın işaret koyduğum noktaya kadar geldim. Buraya da iğneyi geçirdim. Şimdi bu hizadan devam edeceğiz. İşaretlemiş olduğumuz bu bölümün dışına kesinlikle çıkmıyoruz. Yani burası bir hiza olacak ve biz bu hizadan devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bir sonraki kutucuğa geçtim. İpi düzelttim. Bakın bunun hizasına. Şu bölüme batıyorum. Kesinlikle buraya batmıyorum. İşaretlediğim yer burası. Bir hiza olarak devam edip çantayı oluşturacağım. Bu boşluğa batıyorum. Batacağım noktada bu hiza şu noktaya batıyorum. Her bir kutucuğa bir kere batıyorum. Şimdi ipim bitti. Burada bağlamayı göstereyim. Bakın az kaldı. Dolamaya yeterli gelmiyor. O yüzden şöyle ipi kestim. Bir tanesini arka tarafından böyle iç tarafına geçirdim. Ben bu şekilde uyguluyorum. İstediğiniz herhangi bir teknik varsa bunu da uygulayabilirsiniz. Bakın böyle ipin arasından geçirdim ve normal düğüm oluşturuyorum. Bir, iki. İki kere bağladım. Bu artık kesinlikle atma yapmayacak. Kullanacağım ön yüz burası. İç tarafta kalacak olan astarlama yapacağımız nokta da burası. Yine ipi ayarladım. Bir sonraki boşluktan çıkardım. Yine düğüm oluşturdum burada. Ve bu hizayı kesinlikle kaybetmiyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Her seferinde mutlaka ipi düzeltiyorum.
sarma tekniği üzerine ben bu işleme devam ettiriyorum. Bu hizadan kesinlikle çıkmıyoruz arkadaşlar. Bakın belli noktalarda incelme, kalınlaşma yapabiliyor ama ben bu hizayı kesinlikle kaybetmeyeceğim. Yani şuradan itibaren burası düz olarak ilerleyecek. Bakın buradaki incelik de fark etmiyor. Şu noktadan itibaren alıp sarmaya devam edeceğim. Ve düz bir şekilde buraya kadar geleceğim. Nasıl başladıysak o şekilde de bitecek. Bu diğer köşeyi de buradaki işlemle birebir aynı şekilde uygulayacağım ve orta bölümleri göstereceğim. İki kenar bölümünü de bu şekilde oluşturdum. Nasıl başladıysak o şekilde bitirdik. Şimdi bu bölümleri oluşturacağım. İlk önce bu tarafa doğru gitmiştik. Şimdi ikincisinde bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Yani biri bu tarafa bakarken diğeri de bu tarafa doğru bakacak. İşaretlediğim noktanın bir sıra üstünden başlıyorum. Şuradan. Tam çapraza indim. Mutlaka ipi düzeltiyorum her seferinde. Şu bölümün düzgün durabilmesi için. Hizamız burası, yani burası düz olarak ilerleyecek. Diğer tarafı verevine doğru ilerleyecek. Buradaki işlemle aynı. İpi düzelttim. Bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Şu ipi şuradan çıkartalım. Kafa karışıklığı olmasın. Bakın şu noktalara da batıyoruz. Yani kare olarak bunları da mutlaka sayıyoruz. Eğer bunları saymazsak aralarda açıklık kalır. Bunun olmaması için bu noktaları da mutlaka dolduruyoruz. İpi düzelttim ve bir sonrakine batıp çıkartıyorum. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Buradakiyle birebir aynı. Tek fark bu noktaya da tekrar batıp iğneyi çıkartıyoruz. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu bölümü bu şekilde tamamlayacağım. Diğer tarafı da bu bölümü nasıl başladıysak buradakini de aynı başlıyoruz. Bakın bunu iç tarafa doğru, yani şuradan başladık. Bu diğer tarafı da yine aynı şekilde. Buradan içten başlayıp bu şekilde devam ettireceğiz. İki köşede de aynı işlemi uygulamıştık. Bu kenar bölümlerinden başlayıp bu şekilde ilerledik. Burada da iç noktadan başlayıp bu tarafa doğru ilerledik. Burada da yine aynısı. Bu noktadan başlayıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir sonraki bölümlerde de bunun tam tersi olması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine bakın bir boşluk kare bıraktım. Şu noktadan başlıyorum.
Şimdi normalde ipi kesip buradan yeniden başlamam gerekiyor ama ben şu şekilde göstermek için ipi kesmedim. Bakın 2 kare. Yani buradaki işlemin tam tersini uygulayacağız. İpi düzelttim. Bir sonraki boşluk. Bakın yine buraları dolduruyorum mutlaka. Ve alt taraftaki. Her seferinde ipleri düzeltiyorum ki bu şekilde düzgün görünsün. İşaretlediğim noktaya kadar, yani işaretlediğim nokta da dahil olmak üzere şu bölüme kadar bu şekilde geçiş uyguluyorum. İşaretlediğim noktaya geldim. Bu noktaya da batıp iğneyi çıkardım. Şimdi artık düz olarak ilerleyeceğim. Yani burası kesinlikle değişmeyecek. Bunun hizasından devam ediyorum. Bakın burası da böyle görünecek. Yine diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağız. Yine bu şekilde devam ettireceğim. Aynı sistemi bu nokta için de uygulayacağız. Şablon olarak gösterecek olursak, bakın kenar bölümlerini dıştan içe doğru başlayıp ilerlettik. İkinci sırada içten dışa doğru ilerlettik. Bu bölüm için de aynı işlemi uygulayacağım. Bir sonrakinde yine tam tersi olabilmesi için dış taraf diyelim, bu tarafa dıştan içe doğru ilerliyoruz. Bu tarafta yine aynısı. Bir sonrakinde tam ters olabilmesi için çaprazların içten dışa doğru. Aynı şekilde diğer tarafı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Teknik üzerine ben bu orta bölümü bitiriyorum. Bu noktaları göstereceğim. Kanvas çantamızın ana bölümünü tamamen oluşturdum. Şimdi bu kenar bölümünü oluşturmayı göstereceğim. Bir tarafını hazırladım. Diğer tarafına da bu noktalardan başlıyoruz. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın iki diğer taraftan başlayıp bu şekilde ilerleyip bitirdim. Şu köşeyi boş bırakıyorum. Buradan başlayıp yine ipleri düzelterek oluşturuyorum. Bu kenar bölümlerini de bu şekilde oluşturuyoruz. Bu iki bölümü de hazırladım. Şimdi buradaki beyazlıkların gözükmemesi için bir sıra sarma tekniği uygulayacağım. İstediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Yine ipi iki kat haline getirdim ve böyle düğüm oluşturdum. Şu noktadan başlıyorum. İpi çıkardım.
Bir sonraki kutucuğa şu şekilde batıp ipi çıkarıyorum. Yani üstüne sarma uyguluyoruz. Her bir kutucuğun içine bir kere batıp bu şekilde bu bölümleri de kapatacağız. Eğer bu yeterli gelmezse bir kutucuğa iki kere de batabilirsiniz. Etrafını da bu şekilde sarıyorum. Daha sonra astarlamaya geçeceğiz. Kenar bölümlerine de bir sıra bu şekilde sarma işlemini uyguladım. Şimdi çantamızı astarlayacağız. Böyle bir kumaş kullanıyorum. Kanvası bu şekilde üzerine yerleştirdim. İsterseniz kayma yapmaması için iğnelerle tutturabilirsiniz. Kanvasın şekline göre birer santim fazlalık bırakıp kesiyoruz. Birkaç santim böyle fazlalık kalacak şekilde astarı kesme işlemini uyguladım. Dediğim gibi kesmeden önce de iğneleyebilirsiniz. Ben şimdi dikme esnasında kayma yapmaması için iğneleyeceğim. Bu noktalardan böyle iğneliyorum. Dikmek için de ben böyle ince iğne iplik kullanıyorum. İsterseniz hayal edip de kullanabilirsiniz ya da astarınıza uygun bir renk tercih edebilirsiniz. Bıraktığımız fazlalıkları böyle katlıyorum. Şu noktadan itibaren küçük küçük dikeceğiz. Fazlalık ipleri de iç tarafına gizliyorum. Kenarlarında kalan. Şimdi etrafını da bu şekilde dönüyorum. Ben astarlamayı yapıyorum fakat dikilebilir çıt çıt kullanacağım arkadaşlar kapak bölümü için. Eğer siz kilit kullanacaksanız astarlamadan önce buradaki kilidi takmanız gerekiyor. Çantanın astar bölümünü de tamamladım. Astarlarken bu köprü aparatlarını ve arı süsü de yerleştirdim. Şöyle göstereyim köprü aparatını. Bu şekilde astarlama yaparken şu noktalardan şöyle geçirdim ve iç tarafa böyle kıvırdım. Daha sonra astarını diktim. Bu şekilde takılıyor. Arı süs de aynı şekilde böyle iki tarafa kapatıyoruz. Çıt çıtın bir bölümünü diktim. Diğer tarafını henüz dikmedim. Çantamızı birleştireceğiz. Birleştirmek için yine ben kendi ipini kullanıyorum. İsterseniz ince iğne iplikle de birleştirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben şu noktadan başlayacağım. Tek kat oluşturdum ve düğüm yaptım. Bu şekilde birleştirme uygulayacağım.
tam karşılıklı noktalardan bu şekilde dikiyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağım. Ve bu şekilde çantayı birleştiriyoruz. Kenar bölümlerini birleştirme işlemini tamamladım. Fazlalığı iç tarafında gizledim. Bu şekilde deri bir kulp kullanıyorum. İsterseniz hazır zincirler de tercih edebilirsiniz. Videoda kullandığım malzemelerin tamamına Zehra'nın günlüğü alt-tire aksesuar Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.